Örevizyon bitti mi sence? Evet. Yani Örevizyon çok güzel bir bir roman gibiydi Değil bitti. Mi? Evet. Değişik bir şekilde bitti. Çok siyasi şeyler de giriyor ya onların içine. Hmm. Sanat sanatla siyaset birbirine galebe çalma noktalarında. Mesela futbolda da ben siyasetten hiç hoşlanmıyorum. Ben Adana Demirspor'un Şimşekler Grubu ile birlikte benim için Adana Demirspor mesela şimşekler grubudur. Yani bu konuyla alakalı mesela Fenerbahçe'de de öyle. Yani Fenerbahçe'nin biliyorsun işte Ali Şen dönemi, Az Yıldırım dönemi ve Ali Koç dönemi olmak üzere baktığımız zaman sonuçta yani Fenerbahçe sağlam durmaya çalışan, mümkün olduğunca kendini sıyırmaya çalışan bir takım. Ama siyaset illa bir yerden giriyor abi. Yani çünkü memleketimizle alakalı hepimizin bir ideali var. Keşke böyle olsaydı. Ya keşke şöyle olsaydı dediğimiz yani ben bizim bakkal abiyle konuştuğum zaman da öyle oğlum diyor, keşke şöyle şöyle şeyler olsaydı diyor. Haklısın abi diyorum. Çünkü hepimizin bir keşkesi var o da işte ondan sonra bahsedince siyasetçi gibi oluyorsun. Abi sen kendi işine baksana siyasetçi misin diyor. Twitter'da. E abi biz normalde bahsederken hepimiz hakem oluyoruz zaten. <laughs> Offside'i çalmadın. Offside o. Hani inanılan o önünde adam. <laughs> var var bir şey var. <laughs> Fenerbahçe evet. bu sene şampiyon olur mu sence? Valla bu sene geliyor galiba ya. Bu sene galiba geliyor. Dünya Kupası arasına biraz şey girildi ama. Yani işte, Galatasaray'ın böyle biraz daha böyle evet. geliyorum mesajı yok mu sence? Ya bu Galatasaray'ın son ki yedi çok sağlamdı ya. Ben, Ondan önce de bizi Beşiktaş'ı yendiler. Evet. Galatasaray çok değişik bir şeyde değişik bir formda şu anda hissi olarak ama Fenerbahçe bu sene en sağlam ekip bence. Cesus'u beğeniyorsun mu? Cesus mesela maçı okuma konusunda yani bir Giresun'da birazcık şey oldu, hmm. tatlı bir olmadı. Hatta kanun söyledim abi dedim nasıl maçı okuma noktasında Cesus dedim yani. Ama oluyor abi bazen. Bazen oluyor yani kimse mükemmel değil ki. Olacak tabii yani. Önemli olan adil platform olması. Rahat bir Fenerbahçe marşı besteler mi diye bu olca soru var. Ya bir tane 1900 1909'da e, bir tane bir Ermeni bir e, bestekarın yapmış yazmış olduğu bestelediği bir Fenerbahçe marşı olayı var. Onu geçen de bizim arkadaşımız işte e, la konuştuk onu. Galiba onu bir yapacağız. Hmm. Yani asıl yani kalpleri fetheden renklerden önce. Bayağı eski işte 1909. Bakalım heyecanlı şeyler geliyor. Bir tane marş var senelerdir beklettiğim asıl o. Filmin marşını soracağım ben. Bir de o var. Sekiz senedir albüm çıkarmıyoruz <laughs> canlar çok normal. <laughs> var e, filmin aslında filmin e, sonu e, karakterimizin başarı diye yumru havaya kaldırdığı nokta bir marş. Ay spoiler mı oldu? Anladım. O da olsun ya. Parçalandık Ondan. burada senin filminden spoiler vermeyeceğiz diye. Söyledik yani. yine. Ee, finalini söyledik ya filmin. Abi yok mu? Kapatsana <laughs> Ulan filmin sinirli gitti ya. Can der sen beni kumpasa getirdin. Ya ben mi getirdim? Ben burada çırpındım, takla attım filmden ilgili tek kelime Ulan marşını sordum sana. Sen ne söyledin? Ne yapayım? <laughs> seçin sen attın bizi. Abi eyvah. Neyse ya. Arkadaşlar öyle bir şey değil bu. <laughs> öyle bir şey değil de işte gerçekten karakter nasıl geldiğini anlatmayayım bari. <laughs> ah be. Marşı anlat marşı. Biri evet bu biri. 2, 8 senedir biz albüm yapmıyoruz. Filmde futbol aşkıyla dolu bir marş geliyor. Marş eski bir marş. Şimşeklerin tribününde birlikte ee, şahit olduğumuz bir marş ve ondan sonra onu besteleyip bütün, e, hatta işte en son konuştuk beraber Şimşeklerle de onu e, bütün futbol taraftarlarının, fanatik futbol taraftarlarının aşkla söyleyecekleri bir marş. Marşın e, doğuşu oluyor film aslında. E, filmin müziği grup yoruma ait. O zaman da zaten vardı, çok eski bir beste. E, filmin içinde de geçiyor hatta zaten Marşta, marşın içerisindeki ateş öyle bir ateş ki tribünlerde e, varlığını ortaya koyan futbol takımı nasıl sahada kendini ispatlıyorsa taraftar da bu marşla beraber tribünde kendini ispatlıyor.